Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Deniz Çiplenkov doktordan onay almış. Videoya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu size ürettiğim içeriklerin tamamını, hatta fazlasını, bazılarının videolarını yapmıyorum çünkü, benim web sayfamın haber bölümünde bulabilirsiniz. Web sayfamın haber bölümünü görüyorsunuzdur zaten. Haftada 4 ya da 5 içerik giriyoruz. Hem haber bölümüne hem blog bölümüne. Oradan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar beni takip edenler biliyordur. Bundan evvel Deniz Çiplenkov'un sağlığıyla alakalı bir video yapmıştım. Orada komple hayatını da anlatmıştım. Onu şu tepeye koyuyorum. İzlemeyenler mutlaka izlesinler. Ben yaptım diye demiyorum ama çok güzel bir video gerçekten. Deniz Çiplenkov böbreğe giden damarlardan birine hasar vermişti. Hasar verdi ve bununla alakalı bir operasyon geçirmişti. Operasyonla alakalı kimse bilgi vermiyordu. Ancak sağlığının bozuk olduğu söyleniyordu. Özellikle bilek güreşiyle alakalı ve web sayfaları ve YouTube kanallarında sürekli olarak Çiplenkov'un iyi gözükmediğini, çok sağlıksız durduğunu söylüyorlardı. Nitekim de tam bakıldığı zaman o eski güçlü kuvvetli hali tamamen gitmiş, kilo vermiş, kasları biraz erimiş ve yüzünün rengi çok bozuk vaziyetteydi. Gözlerinde altı böyle koyu koyuydu. Yani tam olarak böyle böbrek hastaları gibi olmuştu. Hani yüzünün rengi böyle sağlıksız bir renk olmuştu. Tam herkes Levan'la Çiplenkov'un bir araya gelip bilek güreşi yapmasını beklerken bu sakatlık oldu. Artık sakatlık mı, sağlık problemi mi ne derseniz. Ve ardından geçenlerde Deniz Çiplenkov doktordan onay aldığını söyledi. Zaten 2020'de bu koronadan dolayı maç yapılamayacağı için, bilek güreşi maçları yapılamayacağı için birkaç ay daha dinlenmesini önerdi. Çiplenkov da doktorun tavsiyesine uyacağını söyledi ve birkaç ay daha dinleneceğini, zaten maçlarında 2021'den evvel yapılamayacağını söyledi. Tabii doktordan onay raporu gelince Levan çok sevindi. Levan da en kısa zamanda inşallah sağlığına kavuşur ve bir araya geliriz, birlikte maç yaparız. Maç yapmayı dört gözle bekliyorum tarzında bir röportaj verdi. Bu arada Levan'ı bilmeyenler, tanımayanlar için şöyle bir özet geçmek istiyorum. Levan Navdiyar Gürcistan hulku. 15 Eylül 1988 yılında Gürcistan'da doğdu. Kendisi şu an 1.92 boyunda 170 kilo ağırlığında bir dev. Kolları o kadar geniş ve o kadar büyük ki 60 santim bisepsi var. Ön kolu, yani forearm dediğimiz yer, 50 santim. Bilek güreşiyle ilk kez 19 yaşındayken tanışıyor. Levan ilk kez bir spor salonuna gidiyor. Sadece antrenman yapmaya gidiyor ve orada bilek güreşi masasını görüyor. Ve o tarihte gelecekteki koçu Lado Kuchutsivili onu görüyor. Levan'ı bir şekilde bilek güreşiyle alakalı ikna etmeye çalışıyor. Onun ellerinin ve vücudunun bilek güreşine ne kadar uygun olduğunu anlatıyor. O sırada Levan 80 kiloydu ve sadece futbol oynuyordu. Fakat 15 ve 18 yaşı arasında çok hızlı büyüdüğünden dolayı alerji nöbetleri geçirmeye başlamıştı ve futbolu bırakması gerekti. Levan 2002 yılında Gürcistan şampiyonu oluyor. Sonrasında kariyerine 7 dünya bilek güreşi şampiyonluğu, 6 kez Avrupa bilek güreşi şampiyonluğu ekliyor. 2017 Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2019 yılında Top 8 birinciliğini ekliyor. 14 Kasım 2018'de ölen ünlü bilek güreşçi Andriy Pushkar'ın veliahtı olarak görülüyor. Evet, Levan gerçekten çok büyük, çok dev gibi bir adam. Deniz Çiplenkov'la bilek güreşi yapmayı çok uzun zamandır bekliyor. Çok uzun zamandır bekliyor ama maalesef Deniz'in pek böyle bir bilek güreşi yapabilecek durumu yoktu. Şimdi de Deniz Çiplenkov ve Levan, biliyorsunuz bilek güreşleri şu anda yapılamıyor. Koronadan dolayı yapılamadığından bekliyorlar. Ve 2020'de maç yapamayacaklarını, fakat 2021'de inşallah virüs biter bitmez ilk fırsatta ikisinin bir araya gelip maç yapacaklarını söylediler ikisi de. Ve Levan ekstra olarak, ya umarım Çiplenkov iyi olur. Hani sağlık gerçekten çok önemli. Maç yapalım yapmayalım, onun sağlığının düzelmesini çok istiyorum dedi. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Deniz Çiplenkov'un streak curl rekoru var. Dünya rekoru. Streak curl'de 113.2 kilo. Ve aldığım bir duyuma göre Levan da antrenmanlara başlamış. Galiba streak curl rekorunu kırmaya niyetlenmiş. İşin içine Levan da girerse ve de Deniz Çiplenkov da sağlığına kavuştuğuna göre, o da tekrardan başladığına göre. Evet arkadaşlar, böyle bir haber duydum. Bunu size video haline getirmek istedim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklayın. O beğen tuşu benim için çok önemli. Abone değilseniz abone olun. Sık sık video atıyorum. Yeni atılan videoları kaçırmayın. Ve o çan şeklinde şeyi açarsanız size bildirimler gelir. O zaman görüşürüz.